Yeni bölüm tansiyonu artıran ve bölümün son sayfasında One Piece tarihinde bir ilkin yaşanmasına ev sahipliği yapan muhteşem bir bölümdü. Luffy'nin muhteşem gücü, Gorosei'lerin korkutuculuğu ve Dragon dahil bazı eski karakterler hakkında bol bol konuşacağız. Bölümü incelerken fark edeceksiniz ki tıpkı Dış Ses'in sezon başında dediği gibi yakında bir şey gerçekleşecek ve bu şey tüm One Piece dünyasını çalkalandıracak. Dolayısıyla diğer bölümlerden haberdar olmak ve en ince detayına kadar takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz daha fazla bekletmeden bölümün incelemesine başlayalım. Ama ufak bir uyarı, videoyu sonuna kadar izlemezsen çok şey kaçırırsın. Bölümün ismi: Sonlandırma. Bu bölümle beraber yeni bir kapak hikayesi başlıyor ve Onigashima'nın denize battığını görüyoruz. Tabi fark ettiğiniz gibi Onigashima ile beraber bazı harabeler de görüyoruz ki bu harabeler 900 yıl önceki antik Wano şehri. Bu antik şehrin daha sonra denizin dibine battığını Oden'in babasından öğrenmiştik. Wano kapak hikayesi harika oldu çünkü bana kalırsa bu kapak hikayesinde sadece Yamato ve diğerleri değil Queen, King, Kaido ve Big Mom'u görebiliriz. Daha da önemlisi, kesin bir tahmin yapmam gerekirse bana kalırsa kesinlikle Ruyman'ın mezarlığını göreceğiz. Hatırlıyorsanız Zoro Shusui'yi Ruyman'ın mezarlığına bırakmıştı ve onun karşılığında Enma'yı almıştı. Bir kapak hikayesinde mezarlığın şu anki halini göreceğimizi düşünüyorum. Bölümün ilk sayfasında geçen bölümün devamını görüyoruz. En son Vegapunk'ın kalp cihazına baktığımızda kalp atışlarının dümdüz bir çizgi olduğunu, yani öldüğünü görmüştük. Bunun ardından otomatik bir sistem devreye girmiş ve Vegapunk'ın bir kaydı tüm dünyada yayınlanmaya başlamıştı. İlk sayfada ise bu kaydın geçmişte kaydedildiğini görüyoruz. Çünkü kayıttaki Vegapunk'ın arkasında şu an ölmüş olan Shaka var. Aynı şekilde bu panelde Vegapunk'ın kalp cihazını tekrar görebilirsiniz. Tamamen düz çizgi olmuş, yani Vegapunk kesin olarak öldü diyebiliriz. Shaka Vegapunk'ı hemen konuşmaması gerektiğini söylüyor. Sebebi ise insanların mesajı hazırlanmaları için imkan tanımakmış. Bu gayet mantıklı bir öneri. Zira bölümün devamında bazı karakterlerin Vegapunk'ın açıklama haberi kulaktan kulağa yayıldıkça radyo ve televizyon salyangozlarını açmaya başladıklarını göreceğiz. Anlaşılan Vegapunk ve Shaka canlı yayına maksimum katılım istiyor. Bu arada bunu küçük bir olay olarak görmeyin. Zira Shaka'nın dediğine göre bu mesaj denizci karargahları dahil her yerde zorunlu olarak canlı yayınlanacakmış. Hani dünyada iletişim cihazı olup da bundan haberi olmayan kimse kalmayacak. Zorunlu olarak bu mesaj o cihazda devreye girecek. Shaka insanların yayını açmalarına zaman tanımak için 1 saat ayırmaları gerektiğini söylüyor. Ama bu öneri doğal olarak 1 saat içinde kendine engel olunabileceğinden ötürü Vegapunk tarafından reddediliyor. O sırada tıpkı Rusya Krallığındaki Sabo'yu dinleyen ve gözleyen gözlemcilere yapıldığı gibi denizciler yayını kesmeye çalışıyor. Lakin doğal olarak dünyanın en zeki bilim insanına karşı başarısız oluyorlar. Vegapunk tüm bunları düşününce herkesin hazırlanması için 10 dakika bekleyeceğini söylüyor ve mesajına şu cümleyle başlıyor: "Tüm dünyanın dikkatine." Tabi bu vakit Luffy hala bir eliyle Kizaru'yu, diğer eliyle Satürn'ü tutuyor. Ama ilginç bir şey gerçekleşiyor. Sahne Marie Joyce'e geçiyor ve Satürn ilginç bir şekilde diğer Gorosei'lerle bir iletişim aracı olmadan iletişim kurabiliyor. Vegapunk gerçekten de öldü mü? Öyle olduğunu sanıyorum. Kizaru'nun onu öldürdüğünü gördüm. O halde onun ölümü mesaj yayınını tetiklemiş olmalı. Muhtemelen sinyalin ana kaynağı çok bilmişin Labo katmanında bulunuyor. Ki bu son cümleyle beraber Vegapunk'ın ölmeden önce "şu an ölüm döşeğindeyim ve korumam gereken şeyler var" derken tüm dünyaya mesaj yayınlamasını sağlayan ve şu an Gorosei'nin hedefinde olan o kaynak sinyalden bahsettiğini öğreniyoruz. Evet, belki Vegapunk'ı asıl Shaka tayfası söz verdiği gibi koruyamadı ve başarısız oldu. Ama en azından o kaynak sinyalini koruyarak, yani Vegapunk'ın mesajını dünya yayılmasını sağlayarak buradan başarılı olduk deyip kaçabiliriz. Satürn ve Gorosei'lere dönecek olursak bu kişilerin telepatik olarak konuşmaları oldukça ilginç bir olay. Bu güçten sonra bu kişilerin birbirinden bağımsız olduklarını düşünmek oldukça yanlış olur bence. Bariz bir şekilde Gorosei'ler birbirlerine bağlı varlıklar. Bu telepatik güç aynı kişi, yani Imu tarafından yaratılma ile meydana gelebileceği gibi, ki hatırlıyorsanız Vegapunk ve uyduları da tıpkı bu şekilde iletişim kuruyorlardı, meyvelerinin birbirleriyle olan bağlantısından ötürü de meydana gelebilir. Mangaya dönecek olursak Dressrosa'daki Hulk ve Rebecca, Fuyuşa kasabasındaki Hulk ve Vali, Water Seven'da Iceberg ve 650. bölümün kapak hikayesinde işe girdiğini gördüğümüz Iceberg'in yeni dahi sekreteri Alice ve Hava Balonu'nda Morgans, Vivi ve Wapol'un canlı yayını olan tepkilerini görüyoruz.
Burada çok hoş bir detay var ve belki de One Piece'te uzun zamandır hata olarak yapılan bir detay. Vivi, Morgans'a Luffy'nin kayıtta nerede olduğunu soruyor. Morgans ise kayıttaki saate bakmasını istiyor ve şu anki Egghead'in saatiyle aynı olmadığını söylüyor. Yani One Piece dünyasında saat dilimi dediğimiz şey varmış. Özellikle dünyadan tepkileri okuduğumuz her bölümde Doğu Mavi, Batı Mavi, Kuzey Mavi, Güney Mavi fark etmez. Tüm adalar gündüz vaktinde olurdu. Bu sefer bölümde tüm adalarda gündüz değil, gece olan bir yer daha var. O da Water 7. Eiichiro da sonunda bu ufak hatayı düzeltti. Bu adalardan sonra sahne belki de en önemli ada olan devrimci ordusunun bulunduğu yer Kamabakka Adası'na geçiyor. Dragon yukarı bakıp sezon başında Shaka'nın ben öleceğim sözlerini hatırlıyor. Burada bu sözü yukarı bakıp hatırlaması acaba harekete geçeceğini mi gösteriyor, bunu merak ediyorum. Hani sanki her an ejderhaya dönüşüp Ege'ye doğru uçacakmış gibi bir havası var Dragon'un. Zaten artık böyle bir şey yapması gerekiyor. Hele bölüm sonu gerçekleşen muhteşem olayın ardından bu adaya kesinlikle güçlü bir müttefiğin gelmesi gerekiyor. Ama Dragon'dan yana çok da bir umudum yok. Luffy Kuma tarafından Sabaody'den Amazon Lily'ye yollandığında uçmasına rağmen yolculuğu günler sürmüştü. Yani Dragon hemen uçarak öyle gelemez gibi duruyor ama emin konuşmamak lazım. Bu sahnelerden sonra Egghead Adası'na geçiyoruz. Luffy, Satürn'ün iyileşebilme özelliğini anladığını söylüyor. Bunun üstüne Kizaru, gözlerinden tıpkı Queen ve Ichiji gibi lazer fırlatmaya hazırlanıyor ve Satürn ile koordine bir saldırı yapıyor. Lakin Luffy iki saldırıyı atlatıp, bir eliyle Kizaru, diğer eliyle de Satürn'ü tutup muazzam bir panelde adeta elleriyle ikisini tost yapıyor. Bu saldırının ismi ise Şafak Zili'ymiş. Uzun zaman sonra gördüğümüz en anlamlı derin saldırı diyebiliriz. Pedro 877. bölümde Hasışapı korsanları bu dünyaya yeni şafağı yaşatacak olan kişiler demişti. Anlaşılan dünyaya gelecek şafağın zilleri bu saldırı ile beraber çalmaya başladı. Bu arada geçen bölüm hatırlıyorsanız Satürn'ün insanlara böcek dediğinden ve aslında kendisinin meyvesinin bir böcek olduğunu belirtmiştim. Hatta keşke bir böcek gibi Luffy'nin dev ayağıyla ezilse demiştim. Aslında Luffy'nin bu saldırısı hayalimi az da olsa gerçekleştirdi. Çünkü adeta elleriyle sinek avlıyormuş gibi Satürn'ü ezdi. Bu saldırının ardından bölüm Looney Tunes havasına giriyor. Luffy artık iki boyutlu, yani bir kağıt şeklinde olan ve kafalarında yıldızlar çıkan Satürn ve Kizaru'yu parmağıyla döndürüyor ve ikisini de adanın dışına fırlatıyor. Kizaru sert bir şekilde bir gemiye çakılırken Satürn adeta bir bumerang gibi geri dönüyor. O vakit yerde yatmakta olan Kizaru'yu görüyoruz. Klasik yenilgi yatışı yapan Kizaru adaya bu noktadan sonra geri döner mi bilmiyorum ama şu an Kizaru'nun adaya dönmemek için çok güzel bir bahanesi var. Dolayısıyla Vegapunk'ı sevdiğinden ötürü burada kalmayı tercih edebilir. Bumerang gibi Luffy'ye dönen Satürn, Luffy'ye pençeleriyle saldırı yapıyor. Lakin Luffy tıpkı Kaido'ya karşı yaptığı gibi havada koşarak kaçıyor. Tam o vakit ise One Piece tarihinde bir ilk yaşanıyor. Marie Joyce de bundan gorulsaylar Satürn ile telepatik iletişime geçiyor. Satürn, zaman kalmadı. Vegapunk'ın konuşmasına izin veremeyiz. Peki buna Satürn nasıl bir cevap mı veriyor? Evet, bu yüzden hepinizi buraya çağıracağım. Bunu der demez Egghead Adası'nda devasa bir siyah elektriklenme meydana geliyor. Satürn ellerini yere koyuyor ve 4 tane siyah büyü çemberi oluşuyor. Bunların ne anlama geldiğini tam ben açıklayacakken Sanji sözümü kesiyor ve şunu söylüyor. Bunlar örümcek adam ortaya çıktığında da vardı. Yani evet, Gorosei'lerin hepsi bu adada toplandı. Dostlar, Egghead sezonu Timeskip öncesi Sabaody sezonu ile birebir aynı gidiyor. İki sezonda da Sentamaru, Kizaru ve yeni icat pasifistalar vardı. İki sezonda da kutsal ejderlere yumruk atıldı. Ve iki sezonda da Hasışapı korsanları aşırı çaresizdi. Tayfanın en güçlü ikinci adamı Zoro hala Roplucci ile savaşıyor. Diğer en güçlü adamı ise ölmüş Vegapunk'ı kollarında taşıyarak kaçıyor. Luffy dışında tayfamız Amiral Gorosei gibi güçlere karşı ayakta duramadı. Hatta savaş anlamında neredeyse tüm işi Luffy yaptı desek kesinlikle haksız sayılmayız. Şunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Bu sezon tayfamız için tam anlamıyla bir başarısızlık. Şu an ne olursa olsun kesinlikle tayfanın canlı yayını yayınlatması ve kaçması gerekiyor. Belki de kaçmalarını sağlayacak en önemli sebep onurlu ve gururlu savaşçı devlerin ve antik robotun adada bulunması. Devler geldiğinden beri söylüyorum. Elbaf savaşçıları savaşta ölüme değer verir. Brogy savaşta ölüme onlar için aşırı gururlu bir olay olduğunu anlatmıştı. Şundan çok eminim ki şu an adada Luffy'lerin kaçması için yardıma gelen elbaflı savaşçılar Luffy'ler için kendi canlarını feda edecekler. Bu eminim Usopp'u etkileyecek ve elbafa gidiş yolunda onda
konusunda güzel bir karakter gelişimi yaratacaktır. Onun dışında Dragon için de büyük bir fırsat oldu. Kamabakka Adası Mary Joyce'e çok yakın bir yerde. Eğer Gorosei'lerin Reverie'de olmadığını öğrenirse baskın yapmanın tam zamanı. Bu sezon benim altın sezonum oldu. Bölüm incelemesinde söylediğimiz, tartıştığımız birçok şeyin gerçekleştiğini gördük. Bana güveniyorsanız size çok iddialı bir laf söyleyeceğim. Bundan sonraki 2-3 bölümde çıldırmaya, ağlamaya ve bağırmaya hazırlanın. Muhteşem bölümler yolda. Bu bölümlerden haberdar olmak ve bol bol teorilerin döndüğü spoiler canlı yayınlarını kaçırmamak için şu an abone olabilir ve videoyu beğenebilirsin. İncelemeyi izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.